51 yaşındayım. Sahnelerde sanatçılık yapıyorum. Şimdi uzaklardasın. Gönlüm hiç rahatladı. Deneyicilerime geçmiş yılları hatırlatacak parçalar okuyacağım. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal yoktu. Eğer 500 bini kazanırsam Mevla düşündüklerim var. Hele bir kazanalım, bir kere bir kazanalım değil mi efendim? Hiç ayrılamam derken. Evet, kavuşmak hayal. O güzel yıllar nasıl geçti habersiz? O güzel yıllar bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anımı eksiksiz hatırlar, dudaklarımda tuzum, içimde durur aşkım. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Saçlarına taç yaptı çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar açtılar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar açtı bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Varsın yakalasın gönlümüz genç, o yeter bize. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğum gelecek gibi. Ah güzelliğini şurada taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından
parlamış. Beyaz bir çiçek gibi. Annem saçlarına taç yaptım çiçekler. Annem güzellik göz ceylanlarım. Hani kuşlar aç renkli çiçekler. Nasıl yapmıştım saçlarım bahar. Hani kuşlar aç renkli çiçekler. Nasıl yapmıştım saçlarımda bahar. Saçlarımda bahar. Saçlarımda bahar. Ahmet Bey, önce tabii ki Hülya'yı dinlemek istiyoruz. Evet Hülya. Gerçekten sizi keyifle birkaç saat dinleyebilirim. Yani keyif alarak dinleyebilirim. Nur ol, güzel kızım. Çok keyif. Ama tabii belki benim dikkatimi çekmiş olabilir. Bu da çok önemli bir şey değil. Biraz sazdan önde gittiniz bir ara. Sevgili müzisyen arkadaşlarımız size yetişmek için çaba gösterdiler ama sonunda çok kısa bir süre, çok kısa bir süre. Dünya güzeli, sanatçı sahnede kendini unutur, evet. Üstadlarım beni takip ederler. Ben de onu güzeller, dedim. Alkışlayalım. Ben onları alkışlıyorum. Bravo, hiç açık vermeden. Acizane. Süper yakaladılar. Yani zaten dilin onların olsun. Onların görevi evet. Zaten tabii. O. İşte sazende. Sevgili müzisyen arkadaşlarımıza tebrikler. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Her haliyle çok acizane güzel. Bu yaşımda 32 yaşında bu kadar oldu efendim. Ne yapalım? Ya bir ara nasıl dizlerinizi kırdınız da durdunuz öyle? O çok enteresan bir duruştu. Evet. O zor bir duruş. Bundan sonra Türkiye tanıyacak. Onu da tanıyacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Dünya güzellerim burada. Malatya'ya gittim. Çıktım. Çıktığım zaman çok güzelsiniz dediler. Sizler güzelsiniz. Ben de güzel olayım dedim. Lütfedin alkışlayalım. Lütfedin. Ali Bey'i böyle yüzü güler gördüğüm zaman bahtiyarım, memnunum. Zaten halleriniz de öyle. Böyle asık olduğu zaman yüzlerimiz acaba deniyor. Ama gönüller güzel. Eğer gönülle dil bir olursa 8 kapıdan içeri gireriz. O cennet kapısı. Hülya demin saatlerce dinleyebilirim dedi şarkı söylerken. Ben de siz konuşurken saatlerce dinleyebilirim gerçekten. Doğru. Acizane. Güzel teşekkür ederim. Buna da katılıyorum. Çok lütfkarsın. Çok lütfkarsın. Ali abi sen neler söyleyeceksin? Valla ben performansı da çok beğendim. O yarışı çok fark edemedim yetişme falan şeyini tabii o kadar. Yok onu biz. O biz kendimizden. Biz kendi okurken, aramızda Ali hallettik o işi. Böyle dalarız. Affınıza mağrurem. Hanımefendi kraliçem onu söylüyor. Dalarsın. Karşında güzeller vardır. Yürürsün böyle biraz aşka gelirsin. O manada sahnede. Aferin. Ama o çok güzel. Böyle iki saniyelik biliyorum, bir saniyelik biliyorum, bir şeydi. Biliyorum. Yani biz anlamayız gibi mi oldu? Hayır. Fark etmedim dediniz ya. Yani onu ben fark edemedim ama şimdi bir daha dikkat edeceğim yayında. Bakayım öyle bir kovalamaca var mı hakikaten?
Yok. Yok. Nasıl üstadlar yetişti diyor işte. Peki. Ben tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok iyi buldum. Mükemmel Ancaz buldum. Ya. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Teşekkür ederim. Ahmet Bey ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Siz Yeteneği Sistemize katıldıktan sonra anladığım kadarıyla evet. Genel hayatınızda da renkli bir değişim oldu öyle mi? Çok oldu. Çok oldu. Zannediyorum. Ya ben şöyle anlamam sözünüzü keseceğim de. Lütfen. Sanki böyle çekmecede kendi hayatına çekilmiş, inziva çekilmiş bir insandınız siz. Hani bizim programa çıktıktan sonra tekrar dünyaya geri dönmüş gibi mi oldunuz? Dilin nur olsun. Aynen. Dilin nur olsun. Bazı dostlarım makam sahipleri var. İsimleri zikretmeyeyim. Şimdi dinliyorlar beni. Şu kelime çıkmış o zaman. Yazık ki intihar eder Ahmet Bey demişler. Ben 5-6 senedir öyle oldum. Şurada 1,5 senedir kendime geldim. Karşınızdayım. Öyle. Tekrar yaşama sarıldım. Ne mevzu kadar güzel. Bu. Ne olur güzel. Deşme de beni ağlatma burada. Deşme. Bilemiyorum. Acizane. Bundan böyle ülkemin insanlarına, güzel insanlarına sesimi dinletebilirsem ne mutlu bana. Yurt dışında olan vatandaşlarıma da duyurabilirsem, sevindirebilirsem onları. Turne var galiba. Hayır şimdi geliyor bazı şeyler ama bilemem. İnşallah. Şimdi acizane akşam yine önüme kağıtlar koydular. Zaten haliniz mukavele istemişsiniz efendim. Ben de imza attım ben. Ne zamana kadar dedim? Yarışma bitene kadar dediler. Onun için bekliyorum. Terbiye terbiyedir. Başka bir şey yok. Acu. İmza mı attırdın? Sen... Yalnız bir müjde vereyim. Ya anlamadım. Zaten size bir müjde vereyim. Şimdi Ahmet Bey şöyle. Bizim yarışmacılarımızın başka televizyonlarda çıkıp bir şekilde finaldeki oylamayı etkilememeleri için... Ben şimdi dakika olarak şeyler söyledim. Evet, evet. Biz yani... terbiyemizde bekliyoruz efendim. Anlaşma var mı dediniz ya... Hayır ben şimdi çok kısaca bir açıklama yapayım. Şimdi siz bir şey dediniz ama belki yanlış anlayamadım. Evet. Şimdi yarışmacılarımızın başka kanallarda çıkıp finalle ilgili evet. Birbiri arasında avantaj sağlamalarını istemediğimiz tabii ki, için tabii ki. Bana herhangi bir yarışmacımızın başka evet. kanalda çıkmasını istemiyoruz. Evet. O anlaşma onunla ilgilidir. Tabii, anladım. Evet. Öyle ama yüzden... dışarıda herhangi bir iş için değil herhalde. Yani şimdiye kadar öyle bir talimde herhangi bir şekilde birisi bir yere çıkacak da ben onunla ilgileneceğim gibi bir durum olmadı. Tabii. O yüzden... Tabii. Beklemenize gerek yok yani. İşiniz varsa yapın demek istiyoruz. Ya siz akşam bir yere çıkacaksanız buyurun çıkın. Bizde alakası yok. O kağıtta öyle bir şey yazmıyordur yani. Ha olsun. Bittikten sonra.